Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Dün 21 Mart Dünya Down Sendromu günüydü. Bununla ilgili farkındalık etkinlikleri yapıldı, yürüyüşler yapıldı. Biz de bugün özel eğitimi masaya yatıralım istedik. Onu konuşalım istedik. Ve ÖZEV, Özel Eğitim Vakfı kurucusu ve aynı zamanda genel müdürü Sayın Ersin Görsay ile beraberiz. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Teşekkürler. Evet, Ersin Bey ile bizim ayrı da bir hukukumuz var, dostluğumuz var. O yüzden böyle Ersin Bey'den öte, Ersin abi diye ağzımdan çıkarsa benim için hiç mantıklı yok. Sıkıntı olmasın yani. Onu izleyiciye söyleyelim şimdiden. Evet. Şimdi Sayın Görsay, özel eğitim konusunda ÖZEV ciddi atılımlar yapıyor ve kurulduğu günden bu yana da bu anlamda özel eğitime gereksinim duyan çocuklarımıza hizmet veriyor. Evet. Bu çerçevede de hani cümlenin başında da söylemiştim, ciddi adımlar atıyor kısmı önemli. Çünkü her geçen gün gelişiyor, büyüyor, yardımlar alıyor. Bu anlamda da ben bu tür yardımlarda bulunan firmaları zikredilmesine, ki yayınlarda yasaktır, okeyim yani, sıkıntı yok. Öyle bir şey olursa söyleyebilirsiniz. Yani şu bize yardım etti, bu bize yardım etti diye. Çünkü onlar da gerçekten önemli bir şey yapıyorlar. Önemli bir şeye katkıda bulunuyorlar. Önce 21 Mart Dünya Down Sendromu günüyle başlayalım. Dündü. Tabii dün etkinlikler oldu. Dünle ilgili. Dün fark ettik. Bugün acaba hala farkında mıyız? Biraz da bunu konuşalım. Evet. Teşekkür ediyorum programda bugün özel eğitimi gündeme aldığın için. Gerçekten güzel bir cümleyle bitirdin açılış konuşmanı. Dün fark ettik, bugün de hala farkında mıyız diye. Ben de hep bu tür günlerde hep benzer bir yaklaşım sergilerim aslında. Önemli olan işte engelliler gününde, downlular gününde ya da otizm gününde bu konuyu konuşmak değil. Geçen diğer günlerle ilgili olarak ne yaptığınızdır önemli olan. Yani neyi hedefliyorsunuz? Sizin 2016'daki hedefiniz nedir? Neler katmak istiyorsunuz sisteminize ya da devlete ya da bu tür sıkıntılar yaşayan ailelerin yaşamındaki zorlukları aşmak için devlet olarak ne istiyorsunuz? Önemli olan bunların konuşulması gerekiyor. Ama ancak da bu konular maalesef sadece popülizm seviyesinde gündemde. Hı hı. Değişiklik var mı derseniz, bu dertten muzdarip ailelerin bir fiil kendi sorunları ve çocuklarıyla ilgili yaşadığı sorunlarda bir değişiklik var mı diye sorarsanız bana, hı hı, yok. Yani ne zamandan beri yok? Yıllardır yok. Yani maalesef, çünkü gerçekten sistem, yani hem aileyi hem çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistematiği kurabilmek ve devletin bunu kucaklamasını sağlayabilmek oldukça zor bir süreç. Çünkü ya devletin de bunun farkına varması. Yani farkına varması da zor. Farkına varsa bu konuyla ilgili olarak stratejik bir planlama yaparak hareket etmesi de zor. Çünkü böyle bir alışkanlığı yok. Devletin bununla da ilgili. Dolayısıyla zorlamak gerekiyor bazı şeyleri aslında. Belki de önümüzdeki yıllarda artık daha fazla beklemeden bu konudan muzdarip ailelerin daha sık bir araya gelerek taleplerini daha net dile getirmesi, belki de hukuki zeminlerde bulun çare araması vesaire, her yöntemi kullanması gerekecek. Evet. Çünkü gerçekten süre kaybediyorsunuz. Bu tür çocuklarımızın eğitiminde erken teşhis son derece önemlidir. Siz sistem kuramadıysanız erken teşhis edemiyorsunuz. Aileye o anda dokunamıyorsunuz. Doğru yönlendirme yapamıyorsunuz ve bir sürü zaman kaybediliyor. Evet. Aile çok yıpratıcı bir sürecin içerisine giriyor. O yüzden bütünlüklü bir sisteme ihtiyaç var. Yani bir politikaya ihtiyaç var. Devletin evet ben bu işi yapacağım demesine ihtiyaç var. Şimdi şöyle bir popüler yaklaşım vardır ya işte, hatta zaman zaman da eleştirilir belki. Her şeyde devlet, 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 devlet deriz ya. Gerçi ÖZEV bunun dışında, çünkü devletin de dışında bir yapılanma. Örnek bir yapılanma var, ondan güzel bahsederiz aslında. Onu konuşmakta fayda var. Yani izleyicinin o algısı olmasın diye söylüyorum. Tabii ben sizinle olan dostluğumdan dolayı gidiyorum, geliyorum oraya. İşte bazı şeylerde elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışıyoruz ama yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biz tabii bunu biliyoruz, ben şahsen biliyorum yakından takip ettiğim için.
izleyiciye de bunu mesajı vermek lazım. Bu konu diğer konular gibi değil. Yani işte devlet, 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 sürekli devletten bir şey beklemeyin arkadaşım, siz de bir şey yapın falan diye söylüyorsa izleyici, hayır, Özel zaten öyle yapıyor. Yapıyor. Ama bu konu gerçekten de devletin önemsemesi gereken bir konuyu da söylemiş olalım. Yani, bu... yani bizim bu noktada durduğumuz nokta şudur. Yani özel eğitim salt devletle olmaz ama devletsiz de olmaz. Evet. Dolayısıyla çok özerk bir yapıdan bahsetmek gerekiyor. Devlet sivil toplum işbirliğini çok verimli kullanmamız gerekiyor. Önümüzü ne açacaksa aslında, bakın çok basit bir şey söylüyorum. Önümüzü ne açacaksa biz onu kullanmak zorundayız. Çünkü bu çocukların kaybedecek zamanı yok. Hiç kimsenin politika geliştirmesini bekleyemeyiz biz. Teşhis konudan itibaren multidisipliner bir yaklaşımla bu çocukların sorunlarına çare üretmek zorundasınız. O yüzden de kolektif bir çalışmaya ihtiyacınız var, süratli hareket etmeye ihtiyacınız var, süratli alınan kararları uygulamaya ihtiyacınız var. Devlet bürokrasisinde o bürokrasiyi yönetenlerden ya da siyasilerin bu konuyla ilgili olarak vizyon geliştirmesini, politika geliştirmesini, yasa çıkartmasını, bunu meclisten geçirmesini vesairesini, onun için personel istihdam etmesini vesairesini bekleyecek zamanımız yok bizim. Bu zaman bu söylediklerimi 99-2000'li yıllardan beri söylüyoruz, işte 15-16 yıldır hala daha söylemeye de devam ediyoruz. Evet. Eğer bekleseydik 10 yıl öncesinden bu kararı atlamış olsaydık Özev olarak, yani şu anda bu söylediklerimizin tamamını Özev'in çatısı altında yapma şansı buluyoruz. Bu da olmayacaktı. Evet, yani devletten bunu bekleseydik olmayacaktı. Ama bunlar oluyor bu arada. Evet, oluyor. Yani maalesef tabii çok daha hızlı. Çok daha hızlı daha olabilir. Gerçekten sistemi anlamak ve kavramakla ilgili olarak çok istekli davranılabilir. Yani bürokrasinin de buna istekli davranılması gerekiyor. Ama bizim ülkemizde başınıza gelmiyorsa, eğer yoksa başınızda, o dert sizin derdiniz değil. Tamam. Bu arada KKTC'de özel eğitim yazdık. İzleyiciler bunu şey olarak da algılamasınlar. Özel okullardan bahsetmiyoruz. Özel eğitime muhtaç olan, özel farklı gelişen bireylerin eğitimiyle ilgili konuşuyoruz. Evet. Evet. Yani bunu söyleyelim. Farklı gelişen bireylerin eğitiminden bahsediyoruz. O yüzden özel, KKTC'de özel eğitim yazdık. Evet. Bu anlamda özel eğitim. Bu çocuklarımızın, peki istatistik bir bilgi var mı? Mesela ülkemizde farklı gelişen birey olarak çocuklarımız kaç kişidir? Bu işte rastlanılan dünya ortalamasına oranla bizim durumumuz nedir? Neden böyle bir eğitime ihtiyaç duyulsun? Neden böyle bir devletin politikaya ihtiyaç duyulsun? Falan filan. İşte zaten işin en ürkütücü tarafı orası Cem. Yani samimiyetle söylüyorum, bu işe başladığımızda ben de bir otizmli çocuk babasıyım. Otizmle ilk tanıştığım yıllarda dünyadaki araştırmalarda 10.000'de bir görülme sıklığı vardı. Şu anda günümüzde bu kaça indi biliyor musun? Hayır. 68'de bir. Her 68'de bir çocuk dünya standartlarında otizme ve onun yelpazesi içerisindeki bir tanıya ile karşımıza geliyor. Bu korkunç bir rakam. Ve nedeni belli değil. Yani kirletilen doğa, çevresel etmenler, beslenme zincirindeki değişim, bilemiyoruz bunu. Genetik aktarım. Bunu bilemiyoruz. Henüz daha net değil bununla ilgili. Çalışmalar yapılıyor ama derdi ve çaresi, bunun tek çaresi de özel eğitim. Nasıl bir özel eğitim? Tam yoğunlaştırılmış, bir bireyselleştirilmiş program mı özel eğitim? Yani oradan biraz temelden de başlayalım. Çok bilmeyen ailelere de söylemiş olalım ve aynı zamanda bununla karşılaşan ama yüzleşmek istemeyen. Çok var. Çünkü öyle bir durum da var. Yani çocuğuna yakıştırmayan, yok ya yoktur diyen vesaire. Yani bu nasıl bir şey? Önce neye dikkat etmeli aileler? Biraz ondan bahsedelim. Bununla karşılaştıklarında nereye müracaat edeceklerini de söyleyelim ki bu anlamda faydamız olsun. Evet. Az önceki cümlemi bitirmek istiyorum. Çünkü sen rakam sordun. Yani istatistik var mı diye de söylemiştim. Evet. Bunu söylemeye getiriyorum. Her 68'de bir çocukta bir otizmle karşılaşıyor. Dünya ölçeği bu. KKTC'de ayrı yapılmış bir çalışma var mıdır? Yoktur. Ama ne kadar insanımızı ilgileniyor diye, bu konu ne kadar çok insanı ilgilendiriyor diye bir pencereden bakacak olursak çok.
Çok yani ayrı. Gerçekten çok. Çünkü yani özel eğitim yelpazesinin içerisinde baktığımız zaman öğrenme güçlüğü, sosyal uyum problemi, dikkat eksikliği, hiperaktivite, otizm, Down sendromu gibi işte zihin engeli gibi tanıların tamamından bahsediyoruz. Hatta üstün zekalar gibi tanıların tamamından bahsediyoruz. Yani bugün ilk öğretimde olup da işte eğer şu anda Şubat tatilini ilk yarıyı geçirdik. Evet. İlk öğretim birinci sınıfta. Şu anda bu bir şeydir aslında. Nasıl diyeyim? Bir sinyaldir. Eğer Şubat tatiline kadar bir çocuk okuma yazmayı öğrenmemişse bir sorun olabilir. Dolayısıyla bir ileri araştırmaya ihtiyaç duyuyor. O çocuğa bunu erkenden birileri tavsiye ederse, erkenden birileri aileye bir yönlendirme verirse ve destek verirseniz bu çocuğun akranlarıyla birlikte yaşantısını sürdürmesine olanak tanımış ve olanak sağlamış olursunuz. Yani dolayısıyla ülkede ne kadar çok bireyi ilgilendiriyor diye bir boyuta baktığınızda 15 bin desem azdır belki de. Yakın çevresini ve ailesini de düşündüğümüz zaman en az 15-20 bin insanı ilgilendiren bir konudur. Bu nedenle de yani yabana atılacak bir konu değildir. O yüzden ciddi bir şekilde bir devlet politikasının geliştirilmesi gerekiyor. Evet, biz bu işi yapacaksak tam yapmalıyız. Yarım aksak bir düzen ve sistemle yapmamalıyız. Gelelim uyarı mahiyetindeki söylemimiz ne olmalıdır? Yani az önce de söyledik. Önümüzdeki ay Nisan ayı, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'dür. Ve Nisan ayı boyunca da otizmle ilgili etkinlikler ve farkındalığın artırılmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor ama evet artık ürkmeliyiz yani gerçekten ürkmeliyiz. Her 68 çocuğumuzdan bir çocukta böyle bir tanıyla karşı karşıyayız. Bu korkunç bir şeydir. Ve veliler olarak, bilinçli her vatandaş olarak da buna dikkat etmeliyiz. Bugün çocuklarımızda yok demek, yarın torunlarımızda olmayacak manasında değildir. Bu nedenle 6 evet. aylıktan itibaren, 6 aylıktan itibaren bile bazı belirtiler yakalanabilir. Bundan şüpheleniyorsak çok basittir artık bilgiye ulaşmak. İnternette normal bir çocuk gelişiminde her ay dönem dönem beklenen davranışların neler olduğunu bulabilir zaten evet, ailelerimiz. Bu davranışları göremezseniz. Eğer göremiyorsanız bir şüphe varsa. Nereye giderler? ÖZEV'e başvurabilirler. Sizde uzmanlar evet, vardır. Evet vardır. Konuda. Yönlendirme yaparız. Danışmanlık yaparız. Birlikte hareket ederiz en azından. Tek başlarına bu süreçte yıpratıcı bir sürecin içerisine girmezler. ÖZEV olarak biz buna çok katkı ve destek veriyoruz. Yani biz bu noktada bu ailelere, bu konuda şüphesi olan ailelere her türlü desteği, danışmanlığı yapabiliriz. Yapıyoruz. Hala da yapıyoruz. Zaten yapıyorsunuz ama evet. bilmeyenler için söylüyorum. Evet, evet. Yani çocuğunuzda bunu fark ettiğinizde efendim kendinizi yalnız hissetmeyin, çaresiz hissetmeyin. Bununla ilgili ÖZEV'e gidebilirsiniz. Oradaki uzmanlar, oradaki hocalar bu konuda size danışmanlık sağlayabilirler. ÖZEV dışında hastanede yok mu bu? Var ama genellikle yapılan hata şudur. Biz hemen süratle doktor hastane gezerek bunu ben yaptım. Bir baba olarak yaptığım için söylüyorum ve biliyorum o ruh halinin ne olduğunu. İlk başlangıçta hemen onu bekliyorsunuz. Yani bir doktor bulsam ama hangi neredeyse, dünyanın neresindeyse bu işi bilen ve bana bir reçete yazsa, o reçeteyle o ilacı alsam, o ilacı versem ve bu iş bitse. Bunun için bütün neyiniz var neyiniz yok, bütün imkanlarınızı seferber ediyorsunuz. Ve çok ciddi bir yıpranmışlık yaşıyorsunuz bir aile olarak. Ve dolayısıyla da boşuna, bunların hepsi boşuna. O yüzden ÖZEV'i kurarken bütün hep bu duyguları bünyesinde barındırarak kurdum. Yani hep sözüm oydu çünkü çok canım yandı. Yani yıllarca doktor hastane dolaşmak zorunda kaldık. Bir yıllık maaşımızı, bir yıllık iznimizi buralarda harcadık. Bunlar çok yıpratıcı süreçler. Yaşayan birisi olarak da ÖZEV'i kurarken de ihtiyacımız olan her bir branşı bu çatının altında bulundurmalıyız sözünü vererek hareket ediyoruz. Yani bu durumlarda bu bilinçle yapılmış. Evet, bununla yapılmış. Tabii ki her bir ailemizin bir çocuk hekimi vardır. Çocuk doktoru vardır. Çocuk doktorlarımız bu konuda yönlendirmelerini yapacak. Ama çocuğun gelişimsel yönden acaba bir sorun yaşıyor mu? La karşı karşıyaysa veli
bize başvurabilir. O gelişimsel değerlendirmesi yapılabilir. Onlara doğru yönlendirmeler sağlayabiliriz. Ondan sonraki aşamayla ilgili olarak. Yani yurt içinde çözülebilecek birçok sorun ve problem vardır artık. Hı hı. Eskiden çocuk psikiyatrisimiz yoktu. Çok büyük sıkıntılar yaşardık. Çocuk nöroloğu yoktu. Büyük sıkıntılardı bunlar. Bunlar için de yurt dışlarına gitmek zorundaydınız. Bir doktordan aldığınız veriyi bir başka doktora iletmek zorundaydınız ve aile olarak arada bu iletişimi sağlamak zorundaydınız. Bunların hepsi çok sıkıntı. Halbuki bütün bu disiplinlerin, çocuk hekiminin, çocuk psikiyatristinin, çocuk nöroloğunun, bu konudaki uzmanların, psikologların, çocuk gelişimcilerin aynı platformda, aynı masanın etrafında çocuğun gelişimiyle ilgili bir araya gelebilmesi gerekiyor. Evet. Biz özel olarak bunu sağlıyoruz. Bunu oluşturuyoruz ve buna çok önem veriyoruz. Çünkü evet doğru bu. Bütün dünyanın yapmaya çalıştığı bu. Bütün dünya bununla ilgili mücadele ediyor. Çünkü bir kolektif çalışmayı gerekli kılar bir iştir. Bir çocukla bir öğretmen tek başına olacak bir iş de değildir. O yüzden bu çatı altında biz doğru yönlendirmeyi aileye birinci basamak olabiliriz. Çocuk hekimleri, kendi çocuk doktorları bize yönlendirebilir. Biz izleriz. Bu gelişimsel değerlendirmesini klinik psikologumuza yaptırırız. Ondan sonra yapılması gerekenleri de birlikte biz ona yol gösterici olarak yönlendirme yaparak sağlayabiliriz. Dolayısıyla bizlerin yaşadığı tükenmişlik ve yıpranmışlığı yaşamazlar. Yaşamazlar. En azından aza indirirler. Minimize edilir. Minimize edilir ve yalnız olmadıklarını hissederler. Çaresiz olmadıklarını görürler. Peki başarı oranını da soracağım ama bu durumda az önce bir şey söylediniz. İlkokulu bitirdi ve çocuk hala okumayı çökemediyse, okuyamıyorsa... Evet. Şimdi aslında bir film izlediydim. Bu filmle ilgili bilgiyi de birazdan aktarırım. Film bir Hint yapımıydı. Yeryüzündeki Yıldızlar diye. Bu filmde de bir çocuk var. Bu çocuk okulda başarılı olamıyor. Ailesinden sürekli baskı görüyor. Yani ilkokulda sonra yatılı okula falan gönderiliyor. Ve filmde ki problem şu. Sonra bir resim öğretmeni onun. Bu durumunu keşfediyor. Yani aslında çocuğun derslerle ilgili bir olayı yok. Yani öyle bir algısı yok ama muhteşem bir ressam. Yani ama bunu bir öğretmeni keşfediyor ve çocuk başarısız olarak addediliyor. Oysa çok başarılı o konuda. Evet, evet. Her neyse. Filmde eleştirilen şey de öğretmenlerin farkındalığının olmayışı. Bizdeki öğretmenler bu konuda farkında mı? Yani çünkü bu noktada ilkokul öğretmenlerine, yani bu sadece devlet okulundan bahsetmiyorum. Özel okullarda da aynı şekilde geçerli. Öğretmenler, öğretmen olarak yetişen öğretmenlerimiz bunun farkında mı? Sınıfta öyle bir çocuğu gördü mü fark edebiliyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki muhakkak ki farkındadır. Yani... Yani fark edebilir mi çocuğu? Yani fark edebilir. Yani ilgiliyse sonuçta bu mesleği icra ediyor. Bazı şeylerin yolunda gitmediğini hissedebilir. Görebilirdi zaten. Fark etmemesi mümkün değil aslında. Tabii işte biraz tembeldir, biraz dikkati dağınıktır vesairedir, hareketlidir çok gibi böyle bu tür söylemlerle üstü kapatılabiliyor bazı vakaların. Kayıplar buradan yaşanıyor genelde. Aslında burada da işte ailenin tutumundan çekincesi vardır öğretmenin de. Bunu hatta hekimler bile yaşar yani. Şimdi söylersem acaba ne hissederler diye aile diye hekimler dahil bunu yaşar. Ama artık günümüz koşullarında bunları aşmak gerekiyor. Çünkü bu söylemediğiniz şey, uyarı, vermediğiniz uyarı belki de o çocukla ilgili olarak bir önemli bir sorunun yaşanmasına neden olabilecektir. O yüzden tabii ki çekinilmemesi gerekiyor. Evet. Tabii başarı bu konuyla ilgili başarı nasıl diye düşünürsen biz elimize geldi mi evet işte ne bileyim lise 1'e kadar gelmiş ama lise 1'de işte 2 yıl üst üste kalmış sonra evde kalmış askerlik çağına gelmiş. Askerlik çağına geldiği zaman o zaman düşünülmüş işte evet çocuk özel eğitim ister. Dolayısıyla askerlik yapamaz. O zaman özel eğitime götürelim. Bu da var. Böylelerle de karşılaşıyorsunuz. İşte ilkokul bitirmiş. Okuma yazmayı falan da çözememiş. Evet. Gelenler de var.
Öylelerle de karşılaşıyorsunuz. Tabii hemen ömrün ilk yıllarında, 1,5 yaş, 2 yaş civarlarında karşılaşılan problemlerle gelenler de var. Tabii ki tercihimiz erken teşhis. Hı hı. Hepimizin tercihi bu. Ama sonuçta hangi aşamada karşılaşmışsak o aşamadan itibaren de dokunuşlarımız var. Örnek, ben mezuniyeti hep öyle düşünüyorum. Mesela bu yıl biz 4 tane çocuğumuz, hı hı, iş hayatına, sosyal hayata adaptasyonunu sağladık. Yani nasıl oldu nasıl bu? Nasıl oluyor? Yani o mesela geldi çocuk, işte az önce hep sürekli örnek verdim. İşte ilkokula kadar, ilkokul bitti ama hala okuma yazma bilmiyor. Bu çocuk size geldikten sonra nasıl bir süreçle karşılaşıyor ve nereye kadar gidiyor? Okuma şimdi, yazmayı söküyor mu vesaire? Şimdi devlette milli eğitim yasasında şeydir. 18 yaşında biter, mezun olur. Biz özel olarak böyle bir kaydımız yoktur. Biz temel becerileri öğretmeyi hedefleriz. Toplumsal uyum becerilerini öğretmeyi hedefleriz. Sosyal uyum becerilerini öğretmeyi hedefleriz. Evet. Temel akademik becerilerin içerisinde işte matematik, paranın kullanımı, Türkçe, okuma, yazma vesaire, kendini ifade edebilme, iletişim becerilerini. Bunlar, bu becerileri çocuk tamamladığı zaman bizim için önemli. İş eğitimi ve meslek edindirme programımız vardır. Bu programa dahil olur. Bu programın içerisinden de bireysel yeteneklerine uygun bir iş seçilir. Ona. Bir iş kolu. Bir iş kolu seçilir. Bu iş koluyla ilgili neler var sahada bunu yapan firmalar? Onların direktörleriyle görüşülüyor. Onlarla da partnerlik kurulur. Daha sonra eğitimi başlar konunun. Çocuğun oraya adaptasyonu, iş arkadaşlarının çocuğa adaptasyonu, patronun çocuğa adaptasyonu, ilgili departmanlar hepsi koordinasyonu yapılır. Çocuğa işle ilgili beceriler öğretilir. Sonra işe adaptasyonu sağlanır. Ondan sonra belirli günlerde tekrar kontrolü yapılır. İş yeriyle okul arasındaki bu uyum sürekli koordineli bir şekilde yani gider. Yani bu anlamda iş yerleriyle ilişkiniz var. Var. O evet. Yardımcı olan şirketler var. Evet, evet. Var. Yani geliyorlar, diyorlar ki veya siz gidip diyorsunuz ki bizim böyle bir farklı gelişen çocuğumuz var ama sizin işinizle, yaptığınız evet. işle ilgili bir ve örnek başarılı. Var mı? Çok başarılı. Yani şu anda Atakom'da 3 tane çocuğumuz orada istihdam edilmiştir. Bir çocuğumuz Medgen'de. Ne yapıyor? İstihdam. Pazarlama asistanıdırlar. Ha. Her biri farklı bölgededir. Ve birer tane partnerleriyle birlikte Atakom'un işte ürünlerinin işte ilgili marketlerdeki raflardaki duruşunu, miktarını vesairesini kontrol ederler. Eksikleri tespit ederler. Depodan yükleme yaparlar. Oraya dağıtım yaparlar vesaire. Maaşlarını alırlar. Özlük hakları, sosyal sigortaları, ihtiyaç sandıkları yatır. Haftanın bir günü de yine özevde eğitime devam. Geldikleri yani, zaman sosyal hayatı konuşuyoruz. Sosyal hayata giriyor, iş hayatına giriyor. Yani evet. O hayattan kopmuyor, hayatın içinde. Hayatın içinde. Bütün programları tamamladı. Tamamladıktan sonra iş eğitimi programı dahil oldu. Onu da tamamladıktan sonra böyle bir uygulamayla hayata kazandırmış oluyorsun. Yani işin ucu bu. Yani atıyorum 7 yaşında okuma yazmayı çözecek. Bizim böyle bir kaydemiz yok. Okuma yazmayı çözmesi için hangi yaş gerekiyorsa çözene kadar devam ediyoruz. Yani bırakmak yok, yılmak yok, ötelemek yok, senin işin bitti demek yok. Çözüyorlar mı? Çözüyorlar. Yani biz neyi bilmiyoruz mesela? Mesela biz onlara nasıl bakıyoruz? Vatandaşın bakışıyla. Mesela sizin orada hemen hemen her gün bir mucize yaşanıyor. Belki de. Yani tabii. Hiçbir şey tabii bu çocuk... Ne bileyim şu kaşığı... Bir bakıyorsun bir şekilde kendini ifade ediyor. Buradan alıp buraya koyamayacakken o kaşığı bir gün onu yapıyor. Yani evet. Bu şekilde mucizelerle karşılaşıyorsunuz herhalde. Evet. Hem sorun ve dramlarla karşılaşıyoruz hem ilerlemelerle senin söylediğin tarzda mucizelerle de karşılaşıyorsunuz. Yani bu bir şey, yani rutin bir işlem bizim için. Bir ekip çalışmasının bir ürünü. Ve sürekli de geliştiriyoruz bunu. Bugün cumartesi günü, geçtiğimiz cumartesi günü bir çocuk gelişimi uzmanı, Amerikalı, işte aynı zamanda doktora öğrencisi. Hı hı. İşte erken çocukluk döneminde otizmle ilgili bir program tanıtımı ve sunumu yaptık. ESDM diye bir programın tanıtımını yaptık.
Yani oturduk ve yani dinledik sonuçta programın sonucunda bir baktım ki sanki şey böyle özev modeli anlatıyor gibi bir şey oldu, ortam oldu aslında. Bir ekip çalışmasından bahsetti. Teşhisten itibaren işte yapılan analizde çocuğun işte gelişim konması gereken basamakları, hedefleri belirleniyor. Hangi yönleri desteklenecek? Bir ekip oluşturuluyor. Bu ekip bu çalışmayı yapıyor. Aynı iş evde aileye anlatılıyor. Aile için içerisine partner olarak katılıyor. İşte 15'er dakikalık videolar çekilip de feedbackler veriliyor vesaire vesaire. Yani işte bizim de kurguladığımız, özel olarak kurguladığımız ve yapmaya mücadele verdiğimiz sistemi anlatıyor insanlar da yani. O yüzden bu konu artık çok net oturdu. Yani işte bir yıl önce yine Amerikalı bir profesörle bir yıl boyunca özevde bir program, somat terapi programlarıyla ilgili gözlem yaptırmıştım. Onun ifadesi de oydu. Yani son trend uygulamaları kullanıyorsunuz. Ve ne şeydir ki şaşılacak düzeyde etkin kullanıyorsunuz dedi. Yani insanların beklemedikleri bir şey aslında karşılaştıkları şey uygulama, yöntem ya da bilimsel yaklaşım. Karşılaştıklarında da şaşırabiliyorlar. Ama biz aslında özel olarak her Kıbrıslı Türk'ün gurur duyabileceği bir hedefi olan ve belirli bir yolu almış bir kurumuz. Önemli olan devletin de bununla gurur duymasıdır. 2013'ten sonra daha fazla anlatma şansımız oldu devlete bunu. Ve şimdi 2016'ya geldiğimizde bütçesel olarak işte devletten aldığımız katkı daha anlamlı rakamlara geldi. Bu bizi birazcık rahatlattı ve fiziksel koşullarımıza daha fazla katkısı olanak sağlamamıza fırsat neler tanıdı. Neler var özevde mesela? Bu arada şeyi yayınlıyoruz. özev.com'dan bilgi alınabilir diye. Doğru mu yapıyorsun? Tabii web sayfamız evet. Evet oradan bilgi alınabilir. KKTC.özel.com evet web sayfamız izlenebilir. Oradan bilgi alınabilir, telefon numarası bilgileri ulaşılabilir. İletişim bilgileri hepsi orada var. Tamam, şimdi bu özevle ilgili işte neler var neler yok, özevin içerisinde okulun içerisinde neler var neler yok. Bunları reklamlar sonrasında konuşalım mı? Tabii ki. Kısa bir reklam sonra tamam. Beraberiz. I want you to know one thing. You know how this is. If I look at the crystal moon, at the red branch of the slow autumn at my window, if I touch near the fire the impalpable ash, or the wrinkled body of the log, everything carries me to you, as if everything that exists, aromas, light, metals, were little boats that sail toward those isles of yours that wait for me. Do you want to keep up to the minute with news from Turkey and Cyprus, wherever you are in the world? Visit starturkeynews.com. The time is now. Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada tabii biz de reklam arasında sohbete devam ettik. Hatta örnekler üzerine konuşuyorduk. Ki bu örneklerle ilgili sevgili yönetmenimiz yetiştirirse onları yayına vereceğiz. Az önce size bahsettiğim Yerdeki Yıldızlar filminden küçük bir alıntı olacak. Sayın Görsel, tam şeyi konuşuyorduk, bu eğitimin getirdiği avantajları konuşuyorduk ve devletin bu anlamda yapabilecekleri ve neler yapabileceği hususunda da konuşuyorduk. Bu çerçevede özevin devleti beklemeden harekete geçtiği ve bu anlamda da ileriye bir adım attığı, bu arada 19 Ocak 2004 yanılmıyorum değil mi? 2004'te evet, kuruldu. Evet, evet. Tam yılın başlangıcında yani. O yüzden
diyebiliriz işte 12 yıl oldu. 12 yıl 2 ay falan diyebiliriz evet, yani hatta. Evet. Evet, böyle bir süreçten geçti ve bugün gerçekten hani olanaklarıyla, ki az sonra ondan bahsedeceğiz, ne tür olanaklar sağlıyor ki her geçen gün de gelişiyor bunlar. Yardımlar alıyorsunuz. Geçen ben de geldiydim. Dışarıda bir saha yapılmıştı, spor alanı düzenlenmişti. Daha önceki hali felaketti. Ama yine de orada bir şeyler yapılmaya çalışılıyordu. İsterseniz biraz ondan bahsedelim, olanaklardan bahsedelim. Yani şöyle söyleyeyim, yani gerçekten şimdi 100 aşkın bir öğrenci sayısı, 25 personelle çalışıyorsunuz. Evet, böyle bir personel yapısıyla çalışmanız gerekiyor. Çünkü bu iş gerçekten zor bir iş. Yani bir bakıyorsunuz bir sınıfta 2 öğrenci, 2 öğretmen koyuyorsunuz. Tam zamanlı olarak birlikte hareket ediyorlar. Bu bir maliyettir. Ama o çocukların davranış problemleriyle başa çıkabilmeniz için, onlara da gelişmesini sağlayabilmeniz için böyle bir yaklaşım sergilemek zorundasınız. Bu nedenle özel eğitim pahalı bir iştir normalde. Çünkü birebir ilgi de ister. Grup eğitim dediğinizde işte 8 çocuk, 5-8 arası çocuğa 2 öğretmeni organize etmeniz gerekir. Dolayısıyla personel yapısı hem multidisipliner olacak, her branştan uzmanı bünyenizde barındıracaksınız. Ve yeteri kadar da bulundurmak zorundasınız. Bu bir pahalı bir iştir. Materyalleri kendine göre özeldir. Vesaire. Yani bir sürü etki var işin içerisinde. Tabii özel olarak biz kurumsal çatımızın içerisinde 0 yaştan 35 yaş dilimine hizmet verebilecek bir yapıyı kurguladık. Her çocuğun kendine has bir programıyla beraber bunu götürüyoruz. Dolayısıyla okul öncesi bölümümüz de işin içerisinde var. Hı hı. İşte eğitilebilir programlarımız var ki bunların son aşamasını artık iş eğitim ve meslek edindirme programıyla birlikte hayata kazandırma olduğunu da söyledim sizlere. Öğretilebilir programlarımız var. Yani biz işte problem davranışları yoğun olan çocuklarımız işte bu okula almıyoruz vesaire deme lüksümüz yok. Her çocuğumuzla ilgili olarak aileye ile beraber paralel bu tür bu problemi nasıl çözeceğimizin mücadelesini veriyoruz. Her bir çocuk kendine has bir vakadır aslında. Dolayısıyla bireysel olarak da çoğu zaman klinik bir hizmettir aslında yürüttüğümüz. Yani o yüzden çok titiz davranmanız gereken bir konudur. Yanlış kararlar üretmemelisiniz. Doğru yöntemler bulmalısınız. Uyguladığınız yöntemlerin geri dönüşümlerini süratle alabilmelisiniz ki hedeflere ulaşmakta bir sorunla karşı karşıyaysanız değiştirebilirsiniz. O yüzden bilimsel bir yaklaşım, planlı bir yaklaşım, hedefli bir yaklaşım ve feedback'i olan, geri dönüşüm, geri bildirimi olan bir yaklaşım sergilemek zorundasınız. Özellikle kurgu olarak tamamen bu sistematiği kurguladığımız bir yapıdır. İşte kuruluşumuzdan itibaren, evet 19 Ocak'tır açılışımız ama fiilen eğitim öğretime başlamamız 5 Eylül 2005'tir. Yani 11 yılı doldurmuş durumdayız eğitim öğretim açısıyla birlikte. 2010 yılına kadar sadece çok sıkıştığımız anlarda devletten küçük küçük katkılar aldık. Bütçesel desteğimiz hiç olmadı. Anlatamadık bunu devlete. Eğer anlatabilseydik. Ne dediler size? Evet. Okulları yani gönderin, biz, okula işte ilkokullar var ne güzel. Evet, maalesef bunun mücadelesiydi. İşin en can yakıcı noktası ne de biliyor musunuz? Bunu kendi bürokratınıza, kendi bakanınıza anlatmakta yaşadığınız zorluklardır. Bu iş insanın canını yakıyor. Bu can yakıcı noktasıdır. Yani biz böyle bir yükü ve sorumluluğu üstlenmişsiniz. Bir sürü kaybınız var bundan ötürü yaşamınızda, kendi yaşamınızda. Böyle bir çocukla yaşıyorsunuz. Böyle çocuklarla yaşayan ailelerin derdine derman olabilecek bir yapı ve sistematiği kurguluyorsunuz. Görüyorsunuz da. Mücadele ettiğiniz zaman da ulaştığınız seviyeyi ve başarıları da yaşıyorsunuz da. Ama bunu devletin bürokrasisine anlatmakla ilgili de zorluk yaşıyorsunuz. İlk 5 yıl bu zorluğu da yaşadık biz. Sonraki işte 2010 yılı bütçesine 100 bin TL'lik bir kaynak koydular. Tabii ki bu çok yetersiz bir kaynak. Basit. Temsili bir kaynak. O yıl işte 70 civarında çözüldü. Pahalı bir şey mi bu? Yani mesela 100 bin deyince izleyici diyebilir ya çok iyi bir rakam nasıl yani falan. Mesela yani önce bir örnek bütün verdi Ersin Görsel. 100 öğrenci 25 eğitmen. Evet. Yani ben şöyle söyleyeyim, yani Özel Eğitim Vakfı olarak bizim 2016 hedeflerimizi söyleyeyim sana. 2016'nın sonunda 1 milyon 335 bin TL'lik bir bütçeyle bitireceğiz. Bunun 760 bin TL'si maaş ve özlük haklarıdır.
Geriye kalanlar da yatırımlar için ve geri kalan giderler içindir. Yani işte mutfağınız içindir, temizliğiniz içindir, eğitim yardımcı malzemenizdir, kırtasiyenizdir, yakıttır, telefonunuzdur vesaire giderlerinizdir ve yatırım giderlerinizdir. Yani neyi? Oyun alanına, sahaya ihtiyacınız vardır, yapmalısınız. Yani ek dersliğe ihtiyacınız vardır, yapmalısınız. Bir yerin üzerini peki kapatmalısınız, yapmalısınız. Yemeği, her gün yemek çıkıyor, yani her şeyine hakim olduğumuz şeffaf yapıda planlı götürmeye çalıştığımız bir organizasyon. 2010'da 100 bin TL olan bütçeyi işte 2011 bütçesinin içerisine bir baktık 120 yapıldı. Zaten o daha büyük şoktu. Hani hani bütçeye hala girmek bir mücizeydi. Farkındalık yok. Evet, yani. Bütçeye girmek bir mücizeydi. İyiydi. Süreklilikle ilgili olarak, sürdürülebilirlikle ilgili olarak çok iyiydi. Ama ilerleyişi son derece kötüydü. 120, 150, 180 vesaire. Bunlar komik rakamlar. Evet. Yani bugün şeyde Türkiye'deki modeli sadece örnek alsanız çocuk sayısı bazında atıyorum işte o dönemde bizim 120-150 aldığımız dönemde Türkiye'de 12 saatlik totalde eğitim için alacağınız rakamlar 650 falandı yani baktığınız zaman. Tabii bunlar yıpratıcı. Günümüze kadar 2013 yılına kadar 2013 yılından sonra Eğitim Bakanı Doktor Arabacıoğlu başlangıçta birazcık şey durdu böyle. O da geri durdu algılamakla ilgili olarak. Sonra biraz işin içerisine girmeye karar verdi. Geldi mi? Girdi, geldi, gördü, gezdi, inceledi. Sonra döndü bilimsel bir yaklaşım sergiledi. Dedi ki maliyet etkinlik analizi yapalım dedi. Ve devletteki bir çocuğumuzun şu anki mevcut sistemde almış olduğu eğitimle devlete maliyetini bulalım dedi. Çok güzel. Bulundu mu? Evet, bulundu. Ne kadar? Farkı şöyle söyleyeyim. 17.600 TL yıllık maliyeti. Bir öğrencinin devlete maliyeti. Evet. O bu yönde. İşte yarım gün eğitim alır. Doğru mu? 3 ay tatil yapar. 0 yaştan itibaren eğitim yok. Multidisipliner yaklaşım yok. Bu maliyet gider. Özevin o zamanki bütçesi 180 idi. Dolayısıyla 300 yaptı. Bize de, bana da bu rakamları kendisi söyledi. Bu rakamı da kendisi söyledi. Hatta not ettim yani tarihiyle beraber. Temmuz vesaire 2013 diye. Yani şimdi düşündüğümüzde özellikle 100 öğrenciyle devletteki 100 öğrencinin farkını söyleyelim beraber. Bir 1 milyon 760 bin TL devlet harcar. Yarım gün eğitim verir. 3 ay tatil yapar. Eksik personeli vardır. Tamam. Yani beslenme vesaireyle ilgili bir süreci yoktur. Multidisipliner bir yaklaşım sergilemez. 2016 bütçesi yani özel 100 öğrenci devlette olsaydı. Evet. Evet. Bir şu andaki maliyeti devlete o 1 milyon 760 bin TL. Buna rağmen özevde 500 TL, 500 bin TL bütçe. Yine aynı 100 öğrenci. Ortalama ayda 140 saat eğitim alır. Kesintisiz bir hizmet sunar. Sabah 8.30 akşam 16'ya kadar ders verir. Öğlen yemeği içinde. Diyetisyen kontrolü beslenmesi içinde. Aile eğitimi, aile danışmanlığı işin içerisinde. Koruyucu hekimlik işin içerisinde. Çocuk ve ergen psikiyatrisi konsültasyonu işin içerisinde. Ve her branştan uzmanın bir arada bulunduğu bir sistemden bahsediyoruz. Yani 3'te 1 az paraya 10 katı fazla hizmet. Peki özel bu parayı nereden buluyor? Bir devletten alıyor. Devlet, devletin katkısı. Geri kalanlarda da tabii az önce söyledim 2016'da hedef bütçemiz yani öngördüğümiz yani bütçemiz denge devletin verdiğinin üzerinde 1,5 katını da bulmamız gerekecek bizim. Evet. Yani burada bizim zaten yıllardır bütçemizi şekillendirdiği şekil bu yöntemle yönetiyoruz. İşte devletin katkısı var işin içerisinde. Ailelerimizin yapmış olduğu katkılar var. İmkanı olan ailelerimiz. Sponsorlarımızın katkıları var. Bu arada ve onun etkinlik. Yani aile geldi ben çocuğum böyle dedi ama parası yok. Siz ona git mi diyorsunuz? Nasıldır biliyor musun? Evet. Çok net bir şey söyleyeyim. Örneğin bir yani şimdi izleyen şey zannetmesin işte özev ticari bir şeydir de işte bak adam evet. Çağırıp duruyor falan. Evet. Öyle bir şey değil. %50'den fazlası çocuğumuz sponsorludur. Yani özevle ilgili olarak. Kaldı ki 2005 yılında kurumu açarken hiç bütçemiz yoktu. Dolayısıyla dedik ki eğer şöyle bir maliyet hesabı yapmıştım ben. 75 çocuğumuz olursa şu kadar personel ihtiyacımız var. 17 personel hesabı yapmıştım. Genel giderlerimiz aşağı yukarı şöyle olur. O zaman biz bu çocuklarımıza bu bütçeyi tamamlayabilmek için nasıl bir fiyat politikası biçmeliyiz? O zaman bir ücretlendirme koymuştuk 2005'te.
Kaç yılındayız? 2016'dayız. Aynı ücretlendirme devam ediyor. Ha, bu ücretlendirme aslında almanız gereken ücretin %43'üdür. Anlatabildim? Yani %57 indirimlidir. Bak. Otomatikman. Evet. Ama aynı yani zamanda da... Bu bir bardak suyun maliyeti 100'ü sana. Özel sana diyor ki 43. Evet. Tamam. Bu 43'lerden topladığı 43'lerin %56'sını da ben katıyorum, 43'ün içindeyim. Var imkanım. Katıyorum. Sen imkanın yok. İmkanım yok diyorsun. Tek maaşla çalışıyorum. Kirada oturuyorum. Gücüm yok. Ben desteğe ihtiyacım var diyorsun. Paylaşıyorsun bize. Biz sana oradan sponsorluk veriyoruz. Yani dışarıdan İmece usulü. Ticari evet. Firmalar. Firmalar bunu... artı diğer ailelerden gelen mesela. Kaynaklar. Hepsi böyle birleşim. böyle bir imece usulü oluyor. Yani birazcık Robin Hood'luk da var işin içerisinde. Hmm. Ama böyle imkanı olan ailelerin yapmış olduğu katkılar, ki bunların, bu katkıların %56'sı imkanı olmayan ailelerimizin şeyini burs olarak kullandırılıyor. Evet. Kredi olarak kullanılıyor. Yani devlet katkısı birbirini domine ediyor. Devlet katkısı arttığı oranda ailelerimizin katkıları minimize edilecek. O düşüyor. Tabii. Hı hı. Yani bu böyle bir çalışma sistemi olan bir yapı. Yapı. Ve bu nokta. Paranın kurumsal olarak paranın sadece değeri sistemin işlemesiyle ilgilidir. Peki zaten başka şeffaf bir yapı vardır orada. Herkes görür yani. Aynası göre. İştir kişinin, lafa bakılmaz. Evet. İmkanları bu arada şeye veriyoruz, ekrana getiriyoruz. Özev'in kktcozev.com'da yer alan bilgileri. Bu arada Facebook adresi de var Özev'in. Yine KKTC Özev, değil mi? Facebook adresi de. Evet. KKTC Özev Özel Eğitim Okulu olarak. Evet. Oradan Facebook'tan da takip edilir. Takip edilebilir oradan da. Yani bunlar takip edilebilecek şeyler ama en güzeli özev.com, kktcozev.com'dan direkt ulaşabilirsiniz bilgilere, iletişim adreslerine ve oranın imkanlarına. Evet. Ailelerimiz bu noktada yalnız değiller. Bunu vermeye çalışıyoruz. Özev'in imkanlarından söz ediyorduk. Bir spor alanı var. Şimdi evet, geçtiğimiz yıl başlattık. Yani çok güzel bir spor zemin yaptık dış mekanda. Artı kapalı yüzme havuz projemiz var. Onu başlattık. Temeli salonumuzun içerisine evet, temeli atıldı. Havuzun şeyi döküldü. Şu anda sıvaları yapılıyor. Havuzun önemi ne? O çok önemli. Hipoterapi dediğimiz bir sistem. Ve çocuklara özellikle CP yönde de, yani kaba motor, ince motor becerileri açısından da zarar görmüş çocuklarımız için de çok şeydir, önemlidir. Otizmli çocuklarımız için de çok önemlidir. O yüzden yani, terapinin bir parçasıdır aslında. O yüzden bizim için önemli ve başladık yani şimdi tekrar şu anda sıva aşamasındadır. Saha yapmış olduğumuz alan, işte basketbol, voleybol, tenis kortunu ihtiva eden bir spor alan yaptık. Bu alanın üzerinin kapatılması çok önemli bizim için. O yüzden onun işte kolonlarının dökülmesi, çatısının yapılması. 2016'ya koyduğumuz hedeflerimiz bunlar işin içerisinde. Tabii burada paralel götürmeye de çalışıyoruz. Yani çünkü sonuç itibariyle Özev aslında kamu kurumu vazifesi yapan bir hayır kurumudur. Ve dolayısıyla devlet bütçesinden de destek bu yönde görmektedir. Devletin de yaklaşımı bu yönde devam ettiği sürece çok da güzel birlikte bütünleşen bir yapıyı kurma şansımız olacaktır. Yani çünkü böyle bir tam zamanlı sisteme, böyle bir multidisipliner çalıştıran sisteme bu ülkenin çocuklarının ihtiyacı var. Kesinlikle. Yani biz bugün örgün eğitimden faydalanıp da öğrenme güçlüğü çeken çocuklarımızla da ilgili yapıyoruz. Katkılar veriyoruz. Yani atıyorum Kumyalı İlkokulu'ndadır ya da Tepebaşı İlkokulu'ndadır ya da ülkenin herhangi bir yerindedir çocuğumuz. Oradan eğitim öğretim faaliyetini örgün eğitimde devam ettiriyor. Ama öğrenme güçlüğü yaşamaktadır. Biz ona bireysel programla öğleden sonraları özel olarak destek verebiliyoruz. Aynı zamanda ne yapabiliyoruz? İlgili sınıf öğretmenleriyle kontak kurabiliyoruz ve paralel bir program yürütülmesine katkı koyabiliyoruz. Evet. Birlikte bu işi koopere götürmeye de çalışıyoruz. Yani evet. Sistem bu yönüyle model olabilecek, örnek olabilecek
Ve ülkemizdeki çocuklarımızın, valilerin bu yönüyle ilgili olarak yaşamış olduğu sıkıntılara katkı götürebilecek bir sistemdir. Devletle bütünleşen bir yapı sağlanabilir. Ümit ediyorum devlet de bu yönde adımlar atacaktır. Ve erken bir zamanda ülkemizin bu sorununu ortadan kaldırmaya olanak yaratılmış olacaktır. Umarız öyle olacak. İnşallah. Yani bu konuda desteği olan, katkı koyan herkese tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Efendim programın sonuna geldik. Sayın Görsel, şimdi az önce bir filmden bahsetmiştim. Bu arada sizin tanıtım filmini de yayınladık devamlı surette. KKTC Özev'den de görebilirsiniz. Bu filmde de çok enteresan bilgiler var. Biraz da biz izledik. Oradan bir alıntı var, çok küçük bir alıntı film içerisinden. Yerdeki Yıldızlar filmi bir Hint filmidir. Çok keyifli, çok güzel bir filmdir. Çok öğretici bir filmdir. Biz eşimle birlikte izlediğimizde böyle farkındalığımız başka boyutları oluyor işte. Evet. Hani biz çocuk işte başarısız şudur budur falan filan hani söylenir bu çocuk başarısız. Onlar hemen yakında tanıdığımız çocuklar aklımıza geldi. Bir dakika ya o çocuğun başka şeyde başarısı olabilir dedik. Bir, ikincisi tanıdığımız, bildiğimiz işte bilim adamı, bilim insanı bilmem ne dediğimiz kişilerin de aslında neler yaşadığını anlatan kısa bir kesittir. Onunla veda edeceğiz. Programı onunla kapatacağız. Çok teşekkürler Sayın Görsel. Ben teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbet oldu. Ümit ediyorum. Özev'e de geleceğiz. Atlamadız. Bu arada bakış açısında yayınlayacağız. Özel bir röportaj orada çocuklarımızla falan güzel bir tanıtım filmi çekeceğiz kendi adımıza. Şeye de bekliyoruz. 1 Nisan'da müzik dinletmesi var çocuklarımızın. Aha. Yine Yakın Doğu Salon 4'te. 4 Nisan'da da folklor gösterileri var. Oraları da bekliyoruz. Tamam. Güzel bir etkinlik olacak. Onu profesyonelce yapmış oldukları oyunlar. Lütfen ilgi gösterin diyelim izleyicilerimize. Onlar da gitsinler, görsünler. Gayet keyifli, güzel bir müzikalleri oluyor çünkü. Evet. Müzik çalıyorlar. Şimdi bu filmden alıntıyla programı kapatıyoruz. Günaydın adayı. Bu arada bizim bu görevli bir sineğimiz var Ersin Bey. Evet. Size de geliyor galiba. Biz onu yetiştiriyoruz burada. Burada yetiyoruz. Şimdi sana geldi. Evet. Neyse. Efendim 7.45'te yarın sabah yeniden beraberiz. Hoşça kalın. Yerdeki Yıldızlar filmi. Görürseniz filmi mutlaka izleyin. Tamamını ki zaten herhalde yasak kalkmış. YouTube'da tamamı da izlenebiliyor filmi. Bu filmden kısa bir alıntıyla veda ediyoruz. Hoşça kalın. दोस्तों आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा एक लड़के की कहानी एक लड़का था मत पूछो किधर वो पढ़ लिख नहीं पाता था लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि y x के बाद आता था अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे डांस कर करके जी भर भर के बेचारे को सताते थे लिखना पढ़ना थका देता उसको दुखड़े अपने सुनाता वो किसको भेजा फुल था स्टार्टर गुल था ऊपर से एबीसी डिस्को फेल हो गया एक दिन बेचारा पढ़ने लिखने के बोझ का मारा लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा फिर एक सवेरे उसने सोना उगला थ्योरी जो सुनी जहां ने सारा जहां पिघला बोलो बोलो कौन है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन करेक्ट राजन अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस महान साइंटिस्ट जिसने दुनिया को अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हिला के रख दिया द ब्राउनियन मोशन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर व्हिच ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1921 अब बताओ कि ये क्या है कोई ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर नहीं है ये द ग्रेट आर्टिस्ट इन्वेंटर लियोनार्डो डा विंची कौन हाँ उन्होंने ये तस्वीर बनाई थी अ वर्किंग स्केच ऑफ अ हेलीकॉप्टर लेकिन कब 15वीं सदी में पहला हवाई जहाज उड़ता उससे 400 साल पहले जानते हो लियोनार्डो डा विंची को पढ़ने लिखने में बड़ी तकलीफ होती थी कुछ ऐसा लिखते थे विंची साहब
कुछ समझ में आया? आप पढ़ो। ईशान जरा लाइट ऑन करना प्लीज। किस महान हस्ती ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी से रोशन किया? एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। बिल्कुल सही ईशान, वेरी गुड। वो भी बेचारा था एबीसीडी का मारा। आओ बैठो ईशान। नहीं, लाइट रहने दो। एडिसन भाई की रोशनी हम पर पड़ती रहे। ओके, इसको तो सब जानते हैं। बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है। और भी हैं असली नमूने। पाब्लो पिकासो, फेमस क्यूबिस पेंटर, उसको 7 नंबर कभी समझ में नहीं आया। कहता था ये तो मेरे अंकल की उल्टी नाक है। मिकी माउस का बाप कौन? वॉल्ट डिज्नी। करेक्ट, वॉल्ट डिज्नी। अक्षरों से परेशान, डाल दी कार्टूनों में अपनी जान। नील डायमंड, पॉपुलर सिंगर, लाल लाल रिपोर्ट कार्ड के शर्म में डूबा, गाने लिखता। एगाथा क्रिस्टी, फेमस मिस्ट्री बुक राइटर, यकीन करोगे एक लेखिका जो बचपन में पढ़ लिख नहीं पाती थी। लेकिन आज सडनली मैं तुम लोगों से ये सब क्यों बता रहा हूं? तुम्हें यह दिखाने कि दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि ये दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए। दिमाग उनके जरा हटके थे, आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफें खड़ी कर दी, इसके बावजूद वो जीते और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रह गई। इन सिकंदरों, कलंदरों, बिलंदरों के नाम आज की आर्ट क्लास, इनको याद करते हुए इस चार दीवारी के बाहर कदम रखेंगे और कुछ अलग बनाएंगे, डिफरेंट, कुछ भी जी में आए वो उठाओ, पत्थर, लकड़ी, कचरा, कुछ भी। चलो छोटे तालाब की तरफ बढ़ना शुरू करो। ईशान एक मिनट, राजन तुम जाओ। जानते हो उन सारे लोगों में एक और नाम था जो मैंने नहीं लिया, शायद इसलिए कि वो नाम इतना महान नहीं, लेकिन तकलीफ उसे भी वही है। वो नाम है राम शंकर निकुम। मुझे भी बचपन में पढ़ने लिखने की तकलीफ थी। मेरे पिताजी मुझे समझ नहीं पाए, उनको लगता था कि मैं शैतानी कर रहा हूं, जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूं। उनको लगा आगे चलकर मेरा कुछ नहीं होगा, ये टफर इडियट क्या कर पाएगा। आज जो हूं तुम्हारे सामने हूं ईशान।